En ilginçlerden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size belki de bu zamana kadar hiç duymadığınız şaşırtıcı bilgilerden bahsedeceğiz. 1. Berelerin üzerinde bulunan pomponların bir zamanlar sadece aksesuar olmadığını söyleyelim sizlere. Bunların tarihi 18. yüzyıla kadar uzanmaktaymış. Fransız denizciler düşük güverte tavanlarına çarptıklarında kafalarını korumak için bu tarz şapkalar giyiyorlardı. Elbiselerini de bu şekilde şartlara göre tasarlamışlar. 2. Arjantin düzlüğündeki gitarın hikayesi. Çiftçi Pedro Ureta'nın karısı Gracila, Arjantin'in geniş ovalarında uçakla seyahat ederken tarlalardan birinde kocaman bir süt güğümü şekli görmüş. Bunun üzerine kocasına kendi tarlalarına da benzer bir şey yapabileceklerini söylemiş. Ama işlerle uğraşa dursunlar, zaman geçmiş ve birdenbire Gracila beyin anevrizması sonucu vefat etmiş. Yıllardan 1977'ymiş. Bunun üzerine Pedro, karısını gerçekleştirmek istediği projeyi uygulamaya koymuş. Aslında istediği, karısı için unutulmayacak bir mabet yapmakmış. Önce şekil olarak eşinin en sevdiği müzik aletini seçmiş, gitar. Sonra her ağacı tek tek elleriyle toprağa dikmiş, evinin etrafına yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda bir gitar oluşturmuş. Bu gitarın dış çevresini selvi ağaçlarından, tellerini ise çiçekli okaliptus ağaçlarından meydana getirmiş. Artık ağaçlar iyice büyüdüğünden Arjantin pampaları üzerinden uçarak seyahat edenler bu güzel görüntünün tadını çıkarıyorlarmış. Çiftçi Pedro Ureta ise meydana getirdiği güzelliği uzun süre sonra ancak havadan çekilen fotoğraflarda görebilmiş. Çünkü uçmaktan delicesine korkuyormuş. 3. Kot pantolon. Kot pantolon olarak yerleşmiş olan terimdeki kot kelimesinin kumaşın ya da pantolonun cinsiyle hiç ilgisi olmayıp muhteşem kotun 1940'ta Fransa'da blue jeansle tanışıp Türkiye'ye dönüşünde burada üretmeye başladığı bu pantolonları kendi soyadı olan kot ismiyle markalaştırmasından ibarettir. Sonraları 1992'ye kadar olan üretim sürecinde işin başındaki oğlu Aytaç Kot'un, bunun sadece kendilerine ait bir pantolon markası olduğu ve diğer blue jeanslere kot denmemesi konusunda türlü girişimleri de bir sonuç vermemiş. Aynı her tür ve marka kağıt mendili bir selpak alabilir miyim şeklinde istememiz gibi bir durum söz konusu yani. 4. Alyans yüzük. Tarih boyunca erkeklerin alyans veya evlilik yüzüğü takmalarını, yüzük satışlarının düştüğü İkinci Dünya Savaşı sırasında kuyumcuların satışlarını arttırmak için erkeklerin geride bıraktıkları eşlerini veya nişanlılarını hatırlamak amacıyla takabilecekleri alyanslar üretmeleriyle ve krizi fırsata dönüştürelim pazarlamasının kısa zamanda tüm dünyaya yayılmasıyla ortaya çıkmıştır. Yani oldukça yeni bir adettir. 5. Nasrettin Hoca fıkrasıyla bildiğimiz eşeğe ters binmek deyiminin Osmanlı'da yan kesicilere, kapkaççılara, hırsızlara verilen ve tanzimata kadar devam etmiş bir cezadan gelmektedir. Hatta bu ceza Anadolu'da Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar sürmüş. Yan kesici yakalandığında ve suçlu olduğu kesinleştiğinde eşeğe ters bindirilerek tüm kasabanın kentin içinde sabahtan akşama kadar tam 3 gün dolaştırılırmış, boynuna da suçu yazılırmış. Eğer ilk kez bu suçu işliyorsa yüzü ak olsun düşüncesiyle son gün suratına yoğurt sıvanırmış. Böyle de ilginç, yaratıcı cezalar varmış Osmanlı'da. 6. John Murray adlı kadının 25 Eylül 1999 yılında 4200 metreden paraşütle atlayıp paraşütünün açılmadığını, yedek paraşütünün de yere 200 metre mesafe kala açılınca saatte 130 kilometre ile yere çakılmış, tüm bu olanlara rağmen mucizevi bir şekilde hayatta kalmıştır. Sebebi, John ateş karıncalarının yuvasına düşüyor ve 200 defa ısırılıyor. Vücut şoka giriyor, adrenalin salgılanıyor ve kalp savunmaya geçip hızla atmaya devam ediyor. 2 hafta koma, 17 kan nakli ve 20 estetik operasyon sonrasında. Ek olarak ateş karıncaları omnivor ve çok güçlü canlılar. Buldukları her şeyi saldırıp kısa sürede yok ediyorlar. Hatta bir buzağı bile solunum yollarına saldırıp el birliğiyle devirebiliyorlar. Mikrodalgada bile hayatta kalabiliyor, yuvalarını su bastığında zincirleme bir araya gelip sal oluşturup aylarca yüzeyde kalıyorlar. 7.
Küçük Pazar Karakolu olarak bilinen karakolun, emekli olan 3 polis memurunun hadi bir karakol kuralım diyerek yola çıkıp kendi kendilerine kurduklarını, yıllarca çalışıp her tür kararı aldıklarını, günün birinde 3 kafadar izinliyken "Yahu her yere kömür dağıttınız, hani bizim kömürler?" diyerek merkez amirliğini arayan bir polisle her şeyin gün yüzüne çıktığını, ancak kurulmuşken de yola devam ettiğini, bu memlekette hiçbir şeye şaşırmamak gerektiğini de gösteren gerçekten ilginç bir olay. 8. 1976 yapımı Tosun Paşa filmindeki Tellioğlu ailesinin lideri Tellioğlu Akil'i canlandıran Akil Öztuna'nın filmin çekimleri sırasında deveden düşerek hastaneye kaldırıldığını, çekimlerin hemen akabinde de yaşamını yitirdiğini söyleyelim sizlere. Filmde Seferoğlu ailesiyle yaşanan bir kavga sırasında kafasına darbe alması, Şener Şen'in tabiriyle toz utup Şaban'ı babası sanmasıyla hatırlarsınız. Hababam sınıfındaki gözleri pek görmeyen felsefe hocasını da Akil Öztuna canlandırmıştı. O dönemde Hababam sınıfı ve Tosun Paşa'nın çekimleri aynı anda sürdürülüyormuş. Akil Öztuna'nın yer aldığı sahnelerde kesintiler yaşanmasından dolayı film yapımcıları Öztuna'nın bir an önce hastaneden çıkarılması için baskı yapmış, ailesi ise direnmiş ve hastaneden çıkarılmasını kabul etmemiştir. Tosun Paşa filminin ilerleyen sahnelerinde hiç görünmemesinin sebebi o dönemlerde hastanede olmasıymış. Bu kopukluğu çoğunuz fark etmemişsinizdir. En ilginçlerden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.